Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, döviz kurlarındaki yükselişe değindiği yazısında IMF, Dünya Bankası ya da diğer uluslararası kuruluşlar ekonomimizin rakamlarını ne kadar överlerse övsünler, dolar yükselince her şey havada kalıyor ifadesini kullandı. Barlas, dolar yükseldikçe moraller düşüyor başlığıyla yayınlanan yazısında herkesin Türk ekonomisinin ve Türk lirasının Amerikan dolarına mahkumiyeti ne zaman biter diye merak ettiğini söyledi. Hepimiz merak ediyoruz. Türk ekonomisinin ve Türk lirasının Amerikan dolarına mahkumiyeti ne zaman biter? Bu konu böyle devam ettiği sürece istediğimiz ekonomik başarıyı elde edelim, cebimize yansıyan pahalı dolar ve dolayısıyla pahalı fiyatlar oluyor. IMF, Dünya Bankası ya da diğer uluslararası kuruluşlar ekonomimizin rakamlarını ne kadar överlerse övsünler, dolar yükselince her şey havada kalıyor. Bu konuya Özal öncesi eski modelle karşı çıkmak isteyenler de oldu. Bu yöntem kuru sabitlemektir. Eski Türkiye'de doların fiyatını devlet tayin ederdi. Buna göre de her iş için ayrı dolar fiyatı vardı. Öğrencilere ayrı, turistlere ayrı, ihracatçılara ayrı fiyatlar verilirdi. Hatırlarsanız AK Parti'den önceki son koalisyon kuru sabitlemeyi denedi ve sonuç iflaslarla bitti. AK Parti iktidarı yola çıktığında Türk lirasından sıfırlara atmıştı. Durum da gayet güzel devam ediyordu ama arkası arkasına sabotajlar geldi. Gezi kalkışması bunlara bir örnektir. Sonuçta dolar gide gide 9 lirayı buldu. Artık öğrenmemiz lazım. Doların Türk lirası karşısındaki fiyatı Amerikan ekonomisinin gücünü göstermiyor. Amerikan ekonomisi şu anda dünyanın en borçlu ekonomisi. Ancak dolar basan makineler Amerika'nın elinde olduğu için adeta oyun oynuyorlar. Türk lirasının değeri ise enflasyonun düşmesine, arz talep dengesinin düzelmesine bağlıdır. Ne yazık ki şu anda enflasyon %20'lere yakın düzeyde. Her faiz indiriminde dolar da yükseliyor. Bunun nedenlerini ekonominin gerçekleri doğrultusunda araştırmak gerekir. Turgut Özal, Türk lirasını convertible hale getiren 32 sayılı kararnameyi yayınladığında rahmetli Vehbi Koç beni aramıştı. "Bu Özal hepimizi batıracak galiba," demişti. Oysa aradan geçen yıllar batmayı değil, kalkınmayı ve gelişmeyi getirdi. Bugünkü Koç Holding'e bakınca bu şirketin artık Fenerbahçe'nin kalkınmasına da katkıda bulunacak hale geldiğini görüyoruz. Demek ki yapmamız gereken arz ve talebe dayalı ekonomiyi oluşturmak ve kendimize güvenmektir. Neticede asla doların ya da Amerikan ekonomisinin esiri değiliz. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Görüşmek üzere.